Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet güzel bir hafta sonu Ege bölgesi güneşli, hafif de rüzgarlı, esintili bir hava Ege bölgesinde devam etmekte. Bu videomuzda gram altın, altın ons, gümüş gram ve gümüş ons değerlendirmesinde bulunacağız. Bizler için haftalık kapanışlar geldi. Bu haftalık kapanışlar neyi ifade ediyor? Bunları da teknik olarak sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu hafta gene Doğu Akdeniz olayları takipimizde olacak. Buradaki gelişmeleri takipte kalacağız. Çünkü Doğu Akdeniz geriliminden faydalanan bir Yunanistan ve ona yandaşlık eden Fransa hala da gündemi yoğun bir şekilde meşgul etmekteler. Ben Yunanistan'ı ee, sokakta dayak yiyip e, koşup abilerini çağı, e, çağıran yaramaz çocuklara benzetiyorum arkadaşlar. Yunanistan aynen bu şekilde dayak yiyeceğini anlayıp e, yanında da arkadaşlarını, abilerini toplayıp e, bir karşı tarafa bizlere gövde gösterisi, güç gösterisi yapmaya devam etmekte. Fakat istediği kadar abisini çağırsın. Veya kendine yandaş bulsun. Karşısındaki ülke artık boş bir ülke değil arkadaşlar. Ee, özellikle e, silah yönünden e, gayet ordusu yönünden de gayet büyük başarılı ve güçlü bir ülke karşısında durmakta. Evet, bütün bunların neticesinde altın olsa baktığımız zaman altın olsa bir 1934 seviyesinden haftalık kapanış geldi. 1934 seviyesinden gelen haftalık kapanış arkadaşlar bizim için bir tık iyi bizim için Şuradaki aşağıdan gelen yükselen tren çizgisi üzerinde kalan her kapanış bizim için olumlu arkadaşlar bu da 1920 seviyesinden geçmekte biz de 1934 üzerinde bir kapanış yaparak bunu perçinleştirmiş olduk Peki bu yükseliş için yeterli mi diye soracak olursanız e, yükseliş için henüz yeterli değil arkadaşlar e, tam manasıyla bir yükselişe geçebilmemiz için Şuradaki 1944 direnci üzerinde mutlaka kapanışlar görmemiz şart Arkadaşlar bu 1944 üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak o zaman anlayacağız ki altın onsta tekrardan 2024'lü seviyelere doğru yani 2000 üzerine doğru e, yükselişlerin devamı gelebilir. 1944 e, bakalım takimizde olacak. Bu 1944 altında bakın şuradan geçen gene çok önemli bir destek bölgemiz mevcut arkadaşlar. E, 1900 seviyesinde bulunan destek bölgemiz. E, bu 1900 e, destek bölgemiz altınosta çok önemli olacak. 1900 altına sarkma olursa eğer arkadaşlar, 1900 seviyesi kırılırsa, o zaman 1864'lü seviyelere doğru e, tekrardan altın üstte bir geri çekilme yaşanabilir. E, 1864 gene altında arkadaşlar bizler için 1818 seviyesi. E, bunlar hep önemli destek seviyeleri şeklinde gözükmekte. E, fakat bu 1900 seviyesi civarlarında altın onsta bir şurada gördüğünüz bölgede arkadaşlar 1900 seviyesi bölgesinde bir maliyetlenme olduğu da e, gözden kaçmıyor. Buralarda bir e, maliyetlenme yapılanma mevcut. E, bu da bizim takipimizde. O yüzden <laughs> piyasaların açılmasıyla birlikte e, altın onsta 1944 üzeri Kalışlar tekrardan yükselişin devamı için şart ee, 1900 seviyesi olmazsa olmaz desteğimiz kırılmaması lazım. 1900'ün altında tekrardan 1864'lü seviyelere doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 1900 önemli <coughs> pardon arkadaşlar. Takipte kalmamız gereken seviye olarak gözükmekte. Hemen gram altın tarafına da bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler Gram altında da e, simetrik üçgen içerisindeki hareketler hala devam ediyor arkadaşlar. E, buradaki sıkışma aşağıda 460 seviyesinden geçmekte. Gram altında da haftalık kapanışımız 463 seviyesinden geldi. 463 seviyesinden gelen bir kapanış e, haftalık bazda bizler için olumlu arkadaşlar. E, eğer burada kalmayı başarabilirsek. Bizler için e, yukarıda yine önemli bir e, seviye 467 direnç bölgesi ve bunu da yukarı doğru kırabilirsek 473 seviyesinde bulunan <laughs> direnç bölgesi takipimizde olacak önemli seviyeler halinde gözükmekte e, 460 Altına sarkılmadıkça arkadaşlar e, gram altında e, panik yapmaya gerek yok. Tekrardan hareketler 461, 473 seviyesine doğru e, yukarı imelenmesine devam edecektir diye düşünmekteyim. Hemen gümüş tarafına da bakalım. Gümüşte bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Evet, gümüş ons. Gümüş da bizler için 26.85 seviyesinden bir kapanış gelmiş. Gümüş onsta da 25.90 bizim için üzerinde kalındıkça arkadaşlar 25.90 üzerinde kalındıkça e, gümüş onsta bizim için hala olumlu gözükmekte. Yaptığı haftalık kapanış da yine bizler için olumlu durmakta. Yukarıda 28.35 direnci hala önemli arkadaşlar gümüş onsta. Bu 28-35 direncini kısada takipte kalacağız. 28-35 üzerinde de kapanışlar gelmeye başlarsa gümüşte de tekrar 30 dolarlar seviyesine gidebiliriz. O yüzden 25 bir kapanış olmadığı yani 26 seviyesinden bir kapanış olmadığı müddetçe Gümüş Ons'ta da panik yapmaya gerek yok diye düşünmekteyim. Hemen gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda 646.45 seviyesinden bir kapanış geldi. 645 seviyesi bizler için olumlu mu derseniz tam olumlu değil arkadaşlar. Öncelikle gümüş gramda da bizler için olumlu bir seviye olabilmesi için 661 üzerinde kapanışlar şart. Şuradaki 661 üzerinde kapanışlarımız şart. O yüzden 661 direnç diyoruz. Gümüş gramda. Onun altında baktığımız zaman gene 648 direnci gözükmekte. 648 ve onun aşağısında da 641. Evet şu 641 bizler için önemli arkadaşlar. Bunun üzerinde kalmamız yukarıda 648 ve 661 ee, dirençlerine doğru e, tekrardan yukarı hareketler getirebilir gümüş gramda. O yüzden e, tam hareketin de başlayabilmesi için 661 yani yükseliş hareketinin başlayabilmesi için de gümüş gramda 661 üzerinde kapanışlar takipte olacağımız önemli seviyeler gibi gözükmekte. E, gümüş gramda 661 üzerinde kapatmayı başarabilirse bu hafta onun da yönü o zaman 680 seviyesine doğru tekrardan hareketlerine devam edecektir diye düşünmekteyim 641 altında gene önemli bir destek o da 629 29 desteği bulunmakta fakat bizler için kısa da takipte kalacağımız 641 desteği bu hafta önemli olacak 641 üzerinde kaldıkça 648 ve 661 seviyelerine doğru yukarı hareketler takibimizde olacak ee, aman aman e, yükselişin başlayabilmesi için de 661 seviyesi üzerinde günlük kapanışları takip edeceğiz. Bu seviyeler üzerinde kapanışları yakalayabilirsek de e, gümüş ons gümüş gram da e, yukarı yönlü hedef devam edecektir. Evet sevgili dostlarım e, bu hafta.